Ne kadar yorucu bir hayatın içindeyiz, değil mi? Bundan 10 sene önce, 15 sene önce olmayan dertlerimiz var. İlgilenmemiz gereken mesailer var. Hem de bunların hepsini para vererek gerçekleştiriyoruz. Hani normal koşullarda bir şey yaptığımızda karşılığında bir bedel alırız, değil mi? Bir ücreti vardır. Hani birileri dese ki her sabah kalkacaksın, işte yaklaşık yarım saat boyunca, 20 dakika boyunca bir gündem var. O gündemi takip edeceksin. Orayla ilgili gerekiyorsa bir takım yorumlarda bulunacaksın. Telefondan bahsediyorum, sosyal medyadan bahsediyorum. Daha önce hayatımızda yokken, şimdi hayatımızın merkezinde bizi içine esir olmuş, esir etmiş sistemden bahsediyorum. Çünkü sabah uyanır uyanmaz, hani bir suyumuzu içeriz, yüzümüzü yıkarız, kahvemizi, çayımızı içeriz, kahvaltımızı yaparız. Bir takım rutinlerimiz vardır temel ihtiyaçlardan kaynaklanan. Şimdi temel ihtiyacımız sanki şu gibi. Kalkıyorum, hemen acaba bir şey kaçmış mı, kaçırdığım bir şey var mı, bir olay vuku bulmuş mu? Medeti burada buluyorum. Hani burada sistemin kendisini kötülemiyorum. Sistemi o hale getiren bizlerin belki de kabahati var. Malum, adaleti de burada arıyoruz. Herhangi bir adam bir hayvana sapıklık yaptığında da, işkence yaptığında da, işte bir adam karısını bıçakladığında da, tehdit ettiğinde de, yani adalet burada, şikayet merciği burada, hassasiyet burada, siyaset burada, tartışma burada, linç kültürü burada, futbol burada. Peki hayat nerede? Hani akıp giden bir şeyler var. Normalde içinde olmamız gereken bir şeyler var. Onun içinde olamıyoruz. Şimdi malum tatil fotoğrafları hepimizin belki de gittiğinde dayanamayıp birkaç kere kare çekip koyduğu. Gelin görün ki keşke birkaç kareyle sınırlı kalsa. Tamam, tatile gitmişsiniz, ne güzel. Allah daha iyilerini, daha güzellerini nasip etsin sizlere, arzu eden herkese. Ama keşke o tatili de yaşasanız ya. Keşke fotoğrafa harcadığınız mesaiyi orada o denizin karşısında temiz havayla sevdiklerinizle sohbet ederken geçirseniz. O daha iyi olmaz mı? Dediğim gibi bir iki kareden sorun yok ama bir storyler görüyorum. 100-150 fotoğraf. Hangi ara yaşadın o gösterdiğin manzarayı, hangi ara bakabildin? Gidip de tatile, denize şu ekrandan bakıyorsan, şurada çektiğin fotoğraftan görüyorsan kendi gittiğin tatili, orada bir soru işareti. Sırf orayla da ilgili değil. Yani yenilen yemekten tutun da gidilen herhangi bir yere kadar hep karşımıza çıkan tablolar. Böyle bir dertleşip başlayayım dedim. Affola eğer birilerini incittiysek. 14 Temmuz'u gösteriyor takvim yaprakları. Salı günündeyiz. Şehrin gündeminde ne var ne yok elimizden geldiğince aktarmaya, anlatmaya çalışacağız gazetelere düşen başlıklarla. Hakkımızı alamazlar diye ikinci kez görevden alınan Kristal İş Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı'nın işçilerle birlikte gerçekleştirdiği basın açıklaması var. Akyazı diyor ki temsil hakkımızı elimizden alamazlar. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Sendikanın tek adam tarafından yönetildiğini görmek isteyenler için kaçınılmaz bir fırsattır bu. Eskişehir işçisinin temsil hakkını elinden almak istiyorlar. Tekrar biz mahkemeye müracaat ettik, görevimize iade talebinde bulunduk. Temsil hakkımızı elimizden alamazlar, bu mücadeleye devam edeceğiz diyor. Hediye Keskin, hayırlı sabahlar olsun abi demiş. Sana da sevgili Hediye, hayırlı, mutlu, güzel sabahlar olsun. Akyazı'ya bu arada Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş da destek vermiş. Bugüne kadar işçilerden hiçbir şikayet geldi mi? Yok, bu tamamen yukarının mücadelesiyle ilgili diye bir yorumda bulunmuş. Büyük Erşen önerdi, söz hükümette. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, hükümetin hazırladığı yerel yönetimler yasa tasarısı için önerilerini Cumhurbaşkanlığına sunmuştu. Büyükerşen'in 5 ana başlık halinde sunduğu öneriler gündeme geldi. Büyükerşen o önerileri madde madde Arif Ambar'a açıklamış. Halk Büyükşehir Meclisi'ni seçmiyor, temsilde adalet yok, Büyükşehir Meclisi ayrıca seçilmeli, yetki arttı, gelir artmadı, adaletsiz dağılım,
borçlar affedilmeli, Melih Gökçek yasası masaya yatırılmalı gibi başlıklar var. Eskişehir'e iki müjde. Sakarya gazetesinin manşetinde. Eskişehir, dijital dönüşüm kümelenmesi hizmet sektöründe uluslararası rekabet gücünün arttırılması projesi bakanlık onayı aldı. Eskişehir Tasarım İnovasyon Merkezi'nde ise sona gelindi. Zaten şehrin gündeminde sanayi odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi uzun zamandan bu yana şehri diri tutan iki kurum. Bu anlamda tebrik etmek, teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü şehirde başka bir hareket, başka bir gündem yok. Allah'tan üretimden yana bir gündem var. Orada bir rekabet var. Tatlı da bir rekabet var gördüğümüz kadarıyla. Bundan tabii ki Eskişehir kazançlı çıkacaktır. Engin Balçık, günaydın, iyi yayınlar. Brüksel'den selamlar güzel Eskişehir'imize diyor. Selamlar olsun Engin Bey'e. Tabii yurt dışında bu sene pek çok orada yaşayan vatandaşımız ülkesine gelemiyor ya da gelse de çok rantabl olmuyor onlar için. Çünkü döndüklerinde orada bir karantina sürecine dahil olmak durumundalarmış. Zaten dar bir izin süreçleri var. O yüzden bu sene herhalde sevgili Engin Bey biraz daha hasret kalıyor değil mi? Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarımız biraz özleyecekler sanki. Pek çoğunun gelmeyle ilgili en azından şu süreçte böyle bir zaman dilimi, böyle bir imkanı, koşulu bulunmuyor diye haberler geliyor. Tabii bu koronavirüsünün etkisine de bağlı olmak üzere. Ancak şu an dünyada başta Avrupa olmak üzere Türkiye kırmızı listede koronavirüsünde, özellikle turizm hareketlenmesiyle ilgili kuruluşlar böyle bir not vermişler ne yazık ki. Pilav davetinin faturası kabarıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yeni doğan bebekleri için geleneksel Afgan pilavı hazırlamıştı bir aile. Yakınlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından 15 pozitif vaka sayısı 20'ye, karantinadaki ev sayısı da 10'dan 15'e çıktı. Aradan 10 gün geçmesiyle birlikte bu evlerde kalan Afgan vatandaşlarda tespit edilen virüs sayısı artıyor. Huzur Mahallesi'nde 10 evde görülen virüs yeni doğan ve Emek Mahallesi'nin de eklenmesiyle 15'e yükseldi. Karantina altına alınan 5 evde yaklaşık 25 kişinin yaşadığı öğrenildi. Malum mülteci vatandaşlar bir arada kalabalık bir şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla birinde pozitif bir vaka varken diğerine bulaşı olmaması mucize. Dolayısıyla bu karantina sürecinde bu vakaları inşallah kayıpsız atlatırlar, sıkıntı yaşamazlar. En önemlisi karantinayı delme girişiminde bulunup başkalarına bulaştırmazlar. Emniyet Müdürlüğü'nün acı günüydü dün. Görevden dönerken yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Cengiz, bunu bana yapmayacaktın dedi eşi. Direnecektin. Sensiz yapamayan bir karım var, direnecektin dedi. Tabii duygulu anlar yaşandı. Allah sabır versin ailemize. Emniyet camiasının da başı sağ olsun. Ateş tabii ki düştüğü yerde daha fazla ama bir camia, bir aile içerisinde de bazen bazı insanlar çok benimsenmiş oluyor. Gazetecilerin de sevdiği bir isimdi Cengiz Kuloğlu. Allah gani gani rahmet eylesin. Tekrar ailesine sabırlar diliyoruz. ISO 500 listesinde 18 firmamız var. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan ve Eskişehir'de üretim yapan firma sayısının her yıl daha da arttığını açıkladı. Buna göre 2019 yılı verilerinin açıklandığı listede yer alan 18 sanayi kuruluşu Eskişehir'de üretim yapıyormuş. İnşallah bu sayı daha da artar. Sanayi kenti izleyeceğiz ama dediğim gibi 5 büyük işletmenin adını sayamıyoruz. Bu anlamda bizim de eksiğimiz olabilir tabii ki ama organize sanayi bölgesinin şimdi gündemde ama bir 30 yıl boyunca nekaat dönemi dediğimiz şehre
sırtını dönmüş bir yanı vardı. 2-3 firma sayabilirdik. Şimdi biraz daha kamuoyuyla, şehirle teşviki mesaiye başladı. Dolayısıyla inşallah bu listede ilk 500'ün içinde gün gelir 50 firmamız, gün gelir 100 firmamız olur. Bu hepimizin daha katma değeri büyük bir şehirde yaşayacağı, yaşadığının sağlamasıdır diyelim. Sevgili Uğur Demirel, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Batı Kent kapalı pazar istiyor Şehir Gazetesi'nin sürmanşetinde. Modern yapılaşma cadde ve bulvarları ile Eskişehir'in gelişen mahallelerinden. Tepebaşı Batı Kent mahallesinde nüfus hızla artarken bölgede pazar yerinin olmaması vatandaşların tepkisine yol açıyor. Sebze ve meyve alışverişleri için bazı marketlere mecbur bırakıldıklarını belirten vatandaşlar kapalı pazar istiyor. Bu arada pazar isteği insanlar için şöyle, hani sadece bu bölge için demiyorum, hatta kapalı pazar da demiyorum. Ben açık semt pazarlarını daha çok seven birisiyim. O kadar çok fark ediyor ki şu dönemde, o kadar çok fark ediyor ki mahalle mahalle bile fark ediyor. Dün Yıldıztepe'deki pazara uzun bir aradan sonra ilk defa bir uğrayıp dolaştım. Ciddi anlamda hani orada yaptığınız alışveriş markette yapacağınız sebze meyve alışverişinin 1/5'ine denk düşüyor. Üstelik hani markette pek çok şeyi de bulamıyorsunuz. Hani yemeklik diye tabir edilen, kadınlar iyi bilirler. Pek çok şey markette yok. Orada belirli seçilmiş ürünler yer alıyor. Onların da kalitesi ve tazeliğiyle ilgili şüphe oluyor. Marketçiler kusura bakmasınlar. Bazen de öyle keyfe keder fiyat uygulamaları var ki, özellikle hep bu pandemi döneminde direkt ismini vermedim ama Ç market ve B market diye bir ayrım yapmıştım. Gözlerime inanamadığım fiyatlar, insanların hani 2-3 saat o alışverişe mecbur olduğu dönemlerde hızlıca değişen barkodlar falan çok canımı yakmıştı. Vicdansızlık, buradaki fırsatçılık. O yüzden pazarları tercih edelim. Sen pazarları hem cebe hem de birazcık dolaştığınız, sosyalleştiğiniz için ruha iyi geliyor. Eskişehir Spor cephesinde bu akşam saat 20'de Akif Yer'le konuşacağız. Gözler nerede? Gözler gündemdeki diğer gelişmeleri bir kenara bırakalım. Yönetimin, Mehmet Özcan'ın federasyondaki başvurusunun neticelenmemesi için, onun lehine neticelenmemesi için 500 bin lirayı bulup ödemesi gerekiyor bugün. Çünkü bugün son gün. Eğer 500 bin lira Eskişehir Spor Kulübü bulup ödemezse Mehmet Özcan boşa çıkacak. Ona odaklandık. Tabii ki bu az uz bir para değil. Bu hemen bugünden yarına bulunacak bir para değil ama bu dosya uzun zamandır orada. Dolayısıyla inşallah bugün üzücü, aksi, beklemediğimiz bir haber almayız. Sonuçta önümüzdeki yıl için tabii ki bir taraftan kadroyu korumamız gerekiyor. Bir taraftan elimizde hani satıp para kazanabileceğimiz çok az oyuncu var. Mehmet Özcan da onlardan bir tanesi. Gelişmeleri akşam saat 20'de açık tribünde Eskişehir Spor'la ilgilenen sevgili dostlar takip edebilirler. Bakalım nasıl bir tablo çıkacak karşımıza. Son dakika detaylarıyla, sıcak gelişmeleriyle onu da paylaşacağız. Şimdilik nokta koyalım, virgül koyalım. Gün içinde farklı birlikteliklerde yine görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.